Merhabalar, bugün yeni bir Clash of Clans oyununa daha karşınızdayım. Bugün sezon bitmiş, bir girdim baktım 25 milyon 25 milyon depolarımız ne böyle. Sezonumuzun sonuna gelmiş bulunduk. 250 bin kara iksir, 25 milyon 25 milyon da altın ve iksirimizi almış bulunmaktayız. Tamam diyorum, yani bunlar biraz bize fazla çünkü duvarlarımız da max, her şeyimiz de max. Burada bayağı bir arkadaşımız balon istemiş. Balon atabilirim. Bu arada videoya hoş geldiniz. Abone olmadıysanız hala abone olursanız çok sevinirim. Klasik hatırlatmalarımı yapayım. Her gün saat 18.00'da Clash of Clans videosu çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi. normalde lig başlayacağı için hero'ları basmayacaktım ama bilmiyorum yani. Hero'ları bassak mı basmasak mı? Bu kadar kareksir de boşa gitsin istemiyorum. Basmak istiyorum açıkçası. Ama 20 saat sonra Klan Savaş Ligi var değil mi? 9 gün 21 saat. Goblin Kraliçe mücadelesi gelmiş. Şunu basayım diyeyim. 6 gün 6 saat yani. Çok sıkıntı. Büyülü ögelerden hızlandırma da yok herhangi bir tane. Ne basacağız ya? Bu kara iksir gitsin mi yani şimdi? Yem mi olsun bu güzel kara iksirimiz? 412 bin kara iksirimiz var. Şunları bir toplayalım. Orada buranın da yan köyünde altın full. Şu saat kulesini kullanmamız çok önemli. O yüzden. Savaş makinesini yükselteceğiz. Çünkü buradaki bir tane inşaatçı ile şu an buradaki havanı yükseltiyorum. O yüzden o durumdayız. Aa, süper birliklerde indirim varmış. Bir tane süper barbar açsan bana. Bir tane de süper minyon roket balon. Başka ne açabiliriz? Süper minyon açabiliriz. Klan kalelerini şey yapmak için. Hadi süper minyon aç. Şimdi şu balonları atacağım. Bir tane işçim var. En pahalı 9 milyon belediye binasıymış. 6,5 milyona görüyorum en pahalı yükseltmelerimi. Hava soğuması ve havan gibi gözüküyor. Hava soğumalarını yükseltebilirim bir tanesini ya. 9 gün 18 saate. 12, 17 saat sonra büyük koruyucunun yükseltmesi bitiyor. Cehennem kulesi, bomba kulesi. Yani bir hava soğumasını yükseltmeye bırakacağım. 9 gün 18 saate. Hava soğumamızı yükseltmeye bırakıyorum. İki bomba kulemiz de yükseliyor zaten. Büyücü kulelerimiz falan filan da bitti. Tamamdır. Biraz yan köyde saldırı yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya da bugün bu hesapta yapılacak çok bir şey var mı diye düşünüyorum ama. Şu yan köy saldırılarını yapmak. Aa, pes alabiliriz. Çok mantıklı. Hadi pes alalım ya. Altın bilet al. 109 TL zam gelmiş buna. Niye böyle olmuş? Bir telefondan da bakacağım. Hemen Royal Pass almak için geliyorum arkadaşlar. Bir Royal Pass alalım bakalım. Hemen geliyorum. Evet, hemen geldim. Royal Pass aldım. Biraz önce biraz bir sıkıntı yaşadım. Parayı çekti falan, Royal Pass'ı vermedi ama şimdi başarılı bir şekilde Royal Pass'imizi aldık. O bu arada direkt puan veriyormuş bize. Kahraman görünümü Goblin Kraliçemizi direkt alıyorum. Şöyle güzel bir şekilde Goblin Kraliçe kostümümüzü almış bulunduk. Buradan bir taş da bağış. 10.000 kara iksir almayacağım. Eğitim hızlandırma. Araştırma hızlandırma ve inşaatçı hızlandırmamızı da almış bulunuyoruz. Güzel bir şekilde. Gayet güzel. Şimdi. Burada klanımızı göstereyim. Onu unuttum. Klanımıza gelmek isterseniz klan savaş ligleri de başlayacak yakında. Özellikle belediye binası 12 arkadaşlarımız garanti girer klan savaşına. Bilginiz olsun, lig savaşına, pardon, lig saldırılarına, lig savaşlarına. Şöyle bir klanımız var. Korkusuz Oyuncu isimli etikette bu şekilde gelmek isterseniz bilginiz olsun. Zaten YouTube'daki arkadaşlarımız var klanımızda da. Ve işte eskiden tanıdıklar var diyelim. Şimdi
Şu görevleri yapmaya çalışabiliriz. Goblin kullanarak 4 çok oyunculu savaş kazan. İnşaatçı savaşlarında yıkım elde et. İnşaatçı da kesin saldırı yapacağız, orası kesin. Çok oyuncu savaşlarda 50 büyücü kulesi yok et. Tamam. Özellikle Goblin kullanmamızı istiyor. Şöyle yapalım. 2 tane sil. 10 tane Goblin bas. Ondan sonra bir tane de buradan sil. Geri kalan 5 Goblin'imiz de burada bizimle beraber olsunlar. Gayet güzel. Ganimet kasmak için değil de belediye binası, ya işte direkt saldırmak için saldırabiliriz diye düşünüyorum. Büyücü kulesi yok etmeye çalışacağız özellikle ve büyülerimizi harcayacağız. Bu şekilde saldırılar yapacağız. Biraz royal personelik saldırılarımız olacak bugün. Şimdi ilk ordumuz şu 7 saniyesi kaldı. O olsun. O olduktan sonra bir ilk saldırımızı yapalım. Biz yan köyde saldırılar yaparken hazır buradaki ordu da basılıyor olur. Bizim işimize gelir diye düşünüyorum. Şöyle eşleşme bul diyeceğim. Şimdi ganimet falan filan hiç önemli değil. Büyücü kulesi önemli. Belediye binası önemli. Büyücü kuleleri dışarıda gibi duruyor. O yüzden işime gelir. Şöyle iki tane. İki tane. Yalnız Barbar Kral değil, Kraliçe'ye gitseydiniz keşke de, neyse. Kraliçe'ye dönün be. Neyse, meleklerin Barbar Kral'a gitti de sağlık olsun. Büyücü kulesi kaldı mı arkadaşımızın? Şurada bir büyücü kulesi var. Mesela Barbar Kral'da da iş yapıyor melekler bu arada her türlü. Gayet güzel. Şu an iyiyiz bu arada. Şu meleklerimize vurmazsa kartal topu çok sevinirim. Galiba o büyücü kulesini almakta bir takım sorunlar yaşayacağız gibi duruyor. Son büyücü kulesine. Ama yok ya, bu barbarlarla alırız diye düşünüyorum. Tamamdır. Son büyücü kulesini de güzel bir şekilde almış oluyoruz. Bizim için yeterli artar bir saldırı diyebilirim. Ve savaşı sonlandıralım. Buradan hem 5 büyücü kulesi hem 13 büyü hem de goblini yapmış bulunduk. Gayet güzel ve tatlı bir şekilde. Şimdi hızlı eğitimden tekrar eğiteceğim. Tamamdır. Şu goblini ve meleği öne alacağım özellikle. Gayet güzel. Sonraki saldırıyı da yaparız. Şuradan isteğimi de isteyebilirim. Gayet güzel. Şimdi yan köyde saldırılar yapalım. Royal Pass'te yan köyde oran alma görevimiz var. O yüzden elimizden geldiğince burada da saldırılar yapacağız. Kahramanımız yok. Bu bizim için çok büyük bir eksiklik, yokluk olacak ama 11 saati kalmış. Hızlandırmanın 12 dakikası var. Allah, ne oluyor be? Ses geldi, korktum. Şimdi kahramansız zor olacak ama yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdik. Lapis püskürtücü büyük sıkıntı bu arada. Valla buraya almamız çok zor gibi duruyor ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hayır be. Bu kadar anneki olabilir. Top arabamız da kalmadı. Geçmiş olsun sayın seyirciler.
Bir tık öldük. Neyse, %30 %30'dur. Ne kadar yıldız alamamış olsak da. Alırsın sound'a dev. Helal be sana, 136. Yani kahramansız saldırıların böyle olması biraz normal. 29 gün 21 saat. Ürünlerimiz falan filan yine bayağı bir şeyimiz var burada. Özellikle hızlandırmalar bizim için çok değerli burada. Hem laboratuvar hem inşaat hızlandırması. 5 milyon 400. Laboratuvarı hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde gelişebilmemiz için. Şu ana köyde bir tane daha saldırı yapalım. Hemen ana köyde saldırı yapmak için köy bulup hemen geliyorum. Şöyle bir arkadaşımıza saldırmayı düşünüyorum. Hem büyücü kuleleri bayağı dışarıda. Oyundan bayağı beğendim arkadaşımızın köyünü ve düzenini. Şöyle kraliçeyle başlayacağım. Şuraya duvar yıkması için diyecektim, yıkamadı. Allah cezanı vermeye kraliçe. Bu kartal topunu özellikle almamız bizim için çok önemli. Kraliçe gitmeyeceksin değil mi sol tarafa? Allah seni ne yapmasın kraliçe. Ve şu hava savunması canazım meleklerimizi öldürüyor. Tamamdır. Bir meleğimizi kaybettik orada. 4 melek kaldık. 4 melek de bize yeter diye düşünüyorum. Oradan kraliçe güzel bir şekilde devam ediyor. Ben sinsi goblinlerimi atayım. Daha öfke büyümüz ve dondurma büyülerimiz var. Ki kullanacağım bunları. Özellikle dondurma büyülerini kullanmamız lazım. Şöyle bir dondurma dağıtacağım barbar kralımın fazla damage almaması için. Melekler barbar krala can basarken özellikle öfkeyle bassın diye atmıştım ama barbar kral çok umrunda olmadı. Şöyle bütün base'i güzel bir şekilde dondurabiliriz. Evet, güzel bir 3 yıldız olacak bizim için. Aa, galiba süreden yiyeceğiz. 13 saniye kaldı. Bu kadar şeyi 13 saniyede alamayız gibi duruyor. Sağlık olsun. 5 saniye. Bir tık süreden yemiş gibi olduk. Evet, %99 kraliçenin bir vuruşuyla alıyorduk ama zaten yıldız alıp almamamız çok önemli olmadığı için dert de değil açıkçası pek. Zaten biz alacağımızı aldık o köyden diye düşünmekteyim. Şöyle şu barbarları son atacağım yine. Goblinimizi 2 yaptık. 26 büyü yaptık. 10 tane de büyücü kulesi yaptık. Gayet güzel bir şekilde. Yan köydeki saldırılarımıza devam edebiliriz. Ne kadar zor da olsa. Biraz denememiz lazım. Önemli bizim için. Şimdilik.
devinin özelliğini bastım eziciden dolayı. Şu an fena gitmiyoruz ama hadi bakalım. Bir devimizin daha özelliği duruyor. Allah galiba ilk köy üçlemeyi başardık. Bizim için iyi bir saldırı oldu. Bu sefer top arabalarımız satmadığı ve satılmadığı için. Orada ilk sayını da düşürdükten sonra köyde büyük ihtimal bir savunma kalmayacak. Gayet güzel bir şekilde köyümüzden kahramansız bir şekilde en azından ilk kısmından 3 yıldızımızı almış bulunuyoruz. İkinci kısımda hava mayını bizi bekliyor. Dev top bizi bekliyor. Aslında ağır savunmalar var. Ezicinin olmaması dev kullanmamız için iyi olacak. Tamamdır, bakalım ikinci kısımda nelerle karşılaşacağız tamamen. Şimdi göreceğiz. İkinci kısımda Mega Tesla'mız da var imiş. Şu çift topların varlığı beni mutlu eder. Çünkü havan olarak güzel iş yaptıracağım. Demektir oluyor. Bizim top araba... Allah! Bir korkutmadı, bir tırsıtmadı değil açıkçası bu arada o zıplangıç. Orada Tesla çıktı. Tamam, Tesla'yı almayı başarıyoruz. Şurada 3 tane çift topu 3 tane top arabasıyla alacağız. Bunları aldıktan sonra devleri entegre etmemiz lazım oyunumuza. Orada dev top bir tane devimin içinden geçti. Neyse, en azından 5 yıldız aldık ve iyi bir oranda aldık. Şu an bile hiç yoktan. Şu dev topu indirmen çok önemli. Bizim için mühim. Orada keşke seni havan yapsaydım bu arada ya. Tesla'ya ölmezdi havan yapsaydım. Dev onu ölmeden alsa çok mükemmel olur. Bir tane daha vur. Çok iyisin be dev. Vallahi 6 yıldız aldık kahramansız bir şekilde. Zar da olsa zor da olsa almayı başarıyoruz. Bir canlı devimiz ve bir canlı topumuz sayesinde 6 yıldız geliyor. 3 top arabası ve 4 tane dev ile. Gayet güzel. Lan ekstra bonuslarımızı da aldık. Altınımız ne kadar gelmemiş olsa da. Daha büyük sezon bankasını aldık. 1 milyon inşaatçı altını alamayacağız. Çünkü halen inşaatçı altınımız ağzına kadar dolu. Şuradan savunma ganimetlerimizi de alalım. Ne kadar neyi yükselteceğim ben burada? Cadı saldırısı için cadı yükseltiyordum değil mi? 3.7 milyon çok pahalı. İndirime girdiğinde büyük ihtimal yükseltme yaparım diye düşünüyorum. Bir tane daha saldırı atalım. Bu da son saldırımız olsun hatta. Çünkü bu videoda pek yapacak bir şeyimiz yok gerçekten. Royal Pass almış olduk. Görevleri ufaktan başlamış olduk. Sonraki videomuzda çok daha tatlı yükseltmeler yaparız. Bol bol ganimetimiz var zaten. Klan savaş ligleri de başlayacak. Şimdi burada LARP püskürtücü ve havan bizim için tehdit oluşturacak. O tehditlere göre oyunu oynamamız gerekecek. Şimdi şöyle sen bir havan moduna gir. Sen dev. Şöyle. Ya bizim çocuğun niye ağzına geldi o ya? Şu lağı püskürtücüyü alman lazım. Ya cidden oradan vuruyor mu ya? Okçu geleyim deme buraya. Allah'ım okçu kesecek. Ya bu muhafız kulübesinden çektiğim nedir benim ya? Gerçekten muhafız kulübesinden çektiğim nedir benim ya? Çok bir zamanımız yok.
Allah, çok başarılı bir saldırı olmayacak. Çok belli. Kahraman olsaydı belki bir şeyler farklı olabilirdi ama Mahpus Kulübesi gerçekten can sıkıcı. Özellikle top arabası birliğimiz için. Valla bildiği yüzdeyi alsın bari bizim için de. Bak ki halen okçu geliyor. Bir de vurmuyor ya okçu ya. Okçu iki kere vuruyor zaten, iki tane top vurmuş gibi hasar vuruyor. Maşallahı var ya. Güçlü bir savunma bence Muhafız Kulübesi. Hatta fazla güçlü bir savunma diyebilirim. Yani benim görüşüm tabii ki ama. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir şekilde Royal Pass'imizi aldık. Bir tane hava savunmamı yükseltmeye bıraktım. Royal Pass'teki görevleri ilerletmeye çalışacağız. Orada şey kostümümüzü almayı unuttuk. Kostümümüzü de alalım. Şöyle gördüğünüz şekilde Goblin Kraliçe kostümümüzü de alalım. Sonraki videolarda da bu kostümü kullanırız diye düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yarın 18.00'da yeni bir Clash of Clans videosuyla görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.